Selam dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emre Ateş. Bugün size Amerika'da otel ve restoranların kalbi olarak adlandırılan ve Amerika'nın toptan satış yapan ilk marketini göstermek istiyorum arkadaşlar size. Burası Restaurant Depot ve Amerika'da toptan perakende satış yapan ve herkesin kolaylıkla giremediği bir restoran tipi. Dediğim gibi burası restoranların ve otellerin kalbi. Genelde restoran ve otel çalışanları, menajerler, sahipler gelip alışverişlerini buradan yapıyorlar toplu halde. Buranın bir özelliği daha var. Koliler, paketler olduğu gibi içeriye dizilmiş şekilde ve kasadan çıkarken bu kolilerin paketlerden geri kalanlarını çöpe atmak yerine kasada biriktiriyorlar ve siz kasadan geçerken bu kolilerin içerisine gelişi güzel paketlerinizi koyup teslimatınızı bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Gelin hep birlikte görelim. Acaba Restaurant Depot nasıl bir yer? Let's go! Evet dostlar, içeriye girdik. Bakın arkadaşlar, burada 8 adet avokado 6 dolar. Şöyle göstereyim şöyle. 8 adet avokado. Burada bir kasa domates 13 dolar. Bir kasa domates deyip geçmeyin. Tam 12 kilo var içinde. Kilosu 1 dolara geliyor. Şöyle gösteriyorum. Sorry. Thank you. Evet, burada yine avokado görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Burada avokadonun paketi koli halinde 25 dolar. Bakın. Bir koli. İçinde kaç tane var bilmiyorum. Şöyle bakabiliriz, bakın içine arkadaşlar. Şu şekilde. Yani en azından vardır yine bir 30-40 tane. Evet arkadaşlar, burada 13 dolara büyük boy tam 5 ya da 6 tane pineapple. Yani bunun Türkçesini unuttum, neydi bu? Ananas. Evet, 2, 4, 5. 5 tane ananas 13 dolar. Gerek yok. Bu fiyata zaten biz Walmart'tan alabiliriz bunu. Şöyle göstereyim size. Mangoları görüyorsunuz. 10 dolar. Arkadaşlar bu halde 10 dolar, tamam mı? Sakın böyle tek olarak algılamayın. Bir kolisi 9 tanesi 10 dolar. Yine burada evet, kuru soğanlara geldik arkadaşlar. 50 pound kuru soğan 17 dolar. Yani 22,5 kilo falan yapıyor sanırım. Bakın. 17 dolar. Normal bir çalışan, bulaşıkçılık yapan bir vatandaş 2 saatlik çalışmasıyla tam 50 kiloluk, yani 50 poundluk bir çuval patatesi, soğanı alabiliyor buradan. Yine şöyle göstereyim. Burada da kırmızı soğan var. Bu 25 pound ve 13 dolar. Görüyorsunuz. Bedava, bedava, bedava. Burada karpuzu görüyorsunuz. Bugün ayın 5'i, 5 Şubat'ta 12 dolara bir adet karpuz alabiliyorsunuz. Ya da buradan orange alabilirsiniz dostlarım. Bakın. 5.85'e. Aynı şekilde burada patatesler var. Bakın arkadaşlar. Patateslerin fiyatını göremiyorum ancak içeriye birazdan baktığımızda, girdiğimizde içeride fiyatını öğrenebiliriz. Gerek yok. Birazdan size bunun fiyatını söyleyeceğim. Altyazı olarak yazacağım. Hadi şimdi daha fazla bekletmeden içeriye girelim. Arkadaşlar buradan içeriye girerken mont kullanmıyoruz. İçerisi çok fazla soğuk değil. Ama birazdan et reyonuna girerken içeride önce dışarıda şurada askılı olan bölümden montlarımızı giyip içeriye öyle gireceğiz. Çünkü içerisi oldukça soğuk. Şimdi girelim içeriye. Evet. Şu anda içerideyiz. Gördüğünüz gibi şöyle bir göstereyim önce. Burası soğuk bölüm. Soğuk oda değil ama soğuk sadece içerisi. Evet dostlarım, şimdi sebze meyve bölümüne geçtik. Burası, bu patatesin kilosu 15 dolar bir koli. Evet, burada başka bir şey görüyorsunuz. Bu nedir? Bu da patates. Bu da 17 dolar arkadaşlar. Bakın. Bir çuval patates 17 dolar. Bunu TL'ye çevirmeyin. Bir insanın burada çalışma saati 16-17 dolar. Bir saatlik çalışmasıyla şu gördüğünüz bir çuval patatesi alabiliyorlar. Burada kırmızı patates var yine aynı. Bu pahalı, 27 dolar. Onun dışında dostlarım şöyle geçelim. Burada romanescolar, lettucalar falan var arkadaşlar. Evet, burada havuçları görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Şu havuç kaç kilo? Havucu az önce baktım arkadaşlar. Havuç 22,5 kilo. Fiyatını görüyorsunuz. 16 dolar. Şurada, burada farklı bir havuç var. Biraz daha az. Bu da 9 dolar.
Evet dostlarım, lahanalar falan var, ilgimi çekmeyen şeyler. Evet, burada kabağı görüyorsunuz. 24 pound, yaklaşık olarak 12 kilo kabak, 16 dolar. Evet, burada karnabaharı görüyorsunuz. Burada bir adet karnabahar 2 dolar diyor. Yani şu karnabahar 2 dolar. Evet, sarımsak. Sarımsağa bakıyoruz. Sarımsak 11 dolar. Şu şekilde bir paket sarımsak. Kaç kilo arkadaşlar bu? Bu da 5 pound. 2 kilo 270 gram. Burada biberi görüyorsunuz. Şurada dolmalık biber var bakın. Dolmalık biber 12 kilo 26 dolar. Ondan sonra daha ne diyelim? Bakın burada soğuk bir ürün var. Nedir bu? Parsley. Arkadaşlar bu maydanoz, silantro, özür dilerim. Maydanoza benzer bir şey. 13 dolar. Evet, burada mushroom'u görüyorsunuz. Mushroom 5 kilo. Mantar 18 dolar. Evet, evet. Şurada domatesi görüyorsunuz. Kahvaltılık taze domates. Bu da 4 dolar 30 sent. Yaklaşık olarak tam 907 gram. Evet, bu nedir diye bakıyoruz. Burada da lime var arkadaşlar. Lime'ın kolisi, yani limon, yeşil limon diyebiliriz. 17 dolar. Burada limon var. Bildiğiniz limon. Bu da 30 dolar. Ama bu bir koli çok ağır arkadaşlar. Az önce kaldıramadım. Yaklaşık olarak bir 30 kilo falan galiba. Çok ağırdı. Şöyle geçiyoruz diğer ürünlerimize. Burada başka ne var arkadaşlar? Bakın burada arugula var. Yani Türkçesini unuttum arugulanın. Roka. Evet, roka. 6 dolar. Bak burada roka var arkadaşlar. 6 dolar. Bunun da fiyatı 7 dolar. Şuraya bakıyoruz. Ispanak falan var arkadaşlar. 7 dolar. Farklı ürünler var. İsmini hiç bilmediğim şeyler var aslında. Bakın burada letuka var arkadaşlar. Yani göbek. Göbek ve marul. Buradaki göbeklerin tanesi 1 dolar. Marulun tanesi 4 dolar. Burada kekik görüyorsunuz. Thyme. Bu şekilde bir kekik 450 gram yani 1 pound 7,5 dolar. Burada fesleğen var. Fesleğen 7 dolar. Tarih bile yani çok iyi. Patlıcan görüyorsunuz arkadaşlar. Patlıcan 3 adet patlıcan, baldırcan yani tam 4 dolar. Salatalık 3 dolar. İçinde tam 6 tane var. Burada yine sarı squash görüyorsunuz. Yani kabak, taze sarı squash. Ya özür dilerim, kabak 8 dolar. Evet dostlarım, burada renkli biberleri görüyorsunuz bu şekilde. Çeyiz sepeti yapmışlar. Çeyiz paketi 11 dolar. Bunları birim olarak düşünün arkadaşlar. TL'ye çevirmeyin. Yeşil dolmalık biber az önce görmüştüm. 9 tane var içinde diyor. 7 dolar. Bakın. Burada sarısı var 10 dolar. Onda da 9 parça var. Arada 2 dolar oynuyor, 3 dolar oynuyor arkadaşlar. Bakın. Bunun arasında 3 tane oynuyor. Lütfen sarı almayın, yeşil alın. Evet dostlarım, buraya geliyoruz. Bakın burada acı biber var. Jalapeno biberi, bakın bu Meksika'dan geliyormuş. 16 dolar. Evet dostlarım, yine burada farklı bir biber var. Bakın burada. Bu jalapeno pepper 47 dolar arkadaşlar. Bu poşet, yani bu koli, bakın kaç kilo? Kaç kilo söylüyorum size? Tam 18 kilo. Evet dostlarım, üşümeye başladım. Evet, burada kavunu gördünüz. Kavunumuz var arkadaşlar, 30 dolar. Ama kaç tane var içinde? 2, 4, 6 tane kavun var, 30 dolar. Bu çok pahalı, gerek yok. Evet, burada raspberry'i görüyorsunuz. Raspberry'imiz ne kadar? 3,5 dolar bir tanesi. Bakalım tadına. Evet, güzel. Alınabilir. Ama çok pahalı. Ben olsam Walmart'tan alırdım. Evet, burada üzümü görüyorsunuz. Koli halinde, bakın şurada koli halinde 46 dolar. Kolide kaç tane var arkadaşlar? Kolide 7 tane var. Birisi bunun içini açmış. Bakıyoruz tadına. Kayıyoruz. Bakın burada ekmeklerimizi görüyorsunuz. Humus varmış burada, bitmiş. Burada donuk ekmekler var. Fiyatları yazmıyor.
Burada tzatziki sos var bakın burada. $7.39. Buna bir nevi cacık diyebiliriz aslında. Burada başka bir humus var. Fiyatı $11.50. Bu şekilde gidiyoruz. Burada ekmeklerimiz mevcut. Donuk ekmekler. Arkadaşlar burada salatalığın fiyatı var bakın. $27. Bu salatalık bence pahalı. Evet burada jalapeno var. Yani jalapeno biberi. $27. Şöyle kaç kilo? 3 kilo 800 gram yani 1 pound. Burası donuk bölümü. Bakın tavuk bölümü arkadaşlar. Yine turkey diyor. Şöyle göstereyim. Burada salata için soslar mevcut. Bakın mesela şöyle göstereyim dostlarım size. Bakın burada Golden Italian Dressing diyor. Fiyatı $10. Burada Italian Dressing diyor yine aynı şekilde. Burası $11. Raspberry diyor arkadaşlar. Birdland. Burası Yunan stili sos diyor. Bakın arkadaşlar. Burası Honey Mustard yani hardallı tatlı sos. Bunun fiyatı $14. Bu şekilde böyle gidiyor fiyatlar sürekli. Evet burada şimdi tartar sosumuzu görüyoruz. Bakın tartar sos $11. Yine burada farklı bir tartar sos var. Bu da $12. Evet burada balık bölümü var. Balıkçımızı görüyorsunuz. Evet balıklarımız burada. Balıkların fiyatlarını görüyorsunuz. Somonun fiyatı $7. Pound arkadaşlar bu. Kilosu değil. Onun dışında şunu ben birazcık palamuta benzettim arkadaşlar. Çok palamuta benziyor. Şimdi de soğuk depoya geldik. Buraya girmek için öncelikli olarak buradan üstümüze mont almamız gerekiyor. Sonra içeri girebiliyoruz. Çünkü içerisi çok soğuk. Hadi şimdi içeri girelim. Evet dostlarım burada parmesanı görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Gruyere peyniri diyor. Şurada parmesana da bahsediyor. Bakın $18 arkadaşlar. Şu parmesan peyniri $18. Yaklaşık olarak gramı 2 kilo 270 gram. Şu da İtalyan stili toz parmesan. Bunun da fiyatı $13.50 dostlarım. Fiyatlar sürekli değişiyor. Evet dostlarım içeriye girdik görmüş olduğunuz gibi. Burası French fries bölümü. Bakın arkadaşlar burada içeride soğuk fries'da bekletilen hani burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi donuk patates bölümleri var. İçerisi bildiğiniz soğuk oda burası. -18 şu anda. İçeriye girmemiz yasak. Personelin girmesine serbest izin veriyorlar. Şu anda içerisi çok soğuk. Kapıyı kapatıyorum. Şöyle şu sıradan başlayalım dostlarım. Acaba neler var? Şu kısımdan giriyoruz. Burası peynir bölümü. Şurası da sadece ekmek bölümü arkadaşlar. Örnek veriyorum. Şöyle bir tortilla ekmeği $1.36. Daha önce söylemiştim. Buradaki ürünlere vergi içerisinde dahil. Tıpkı bir metro market gibi. Bakın arkadaşlar burada tereyağını görüyorsunuz. Bakın burada tereyağları tanesi $3. Bakın burada fiyatını görüyorsunuz. $3.11. Paket halinde alırsanız eğer $100. Şu şekilde koli halinde alırsanız eğer tam $100.45. Başka bir ücret ödemiyorsunuz dostlarım. Biraz daha gezelim. Evet arkadaşlar şurada sütleri görüyorsunuz. Bu süt %2 yağlı. $2.94. Burada başka bir süt görüyorsunuz. O da $3.21 kalmamış şu anda. Karşıya doğru gidelim. Burada bakın yoğurt var. Yani strawberry banana yoğurt diyor arkadaşlar. Bu şekilde $11.50. Burada sour cream var. Restoranlarda kullanılan kova halinde tam 14,5 kilo bakın. Fiyatını görüyorsunuz. $37.32 vergisi dahil. Evet dostlarım burada yumurtaları görüyorsunuz. Yumurtalar burada koli halinde satılıyor. Ama fiyatlarını henüz göremedim. Bakın bunlar sadece yumurta bölüm burası. Evet. Burası peynir bölümü arkadaşlar. Bakın burada peynir bölümüne geldik.
şöyle göstereyim. Montero Jack peyniri. Farklı bir peynir. Birazcık mozzarella'ya benziyor. $11 arkadaşlar. Şu şekilde. 2 kilo 270 gram. Yaklaşık olarak bundan 11-12 tane pizza çıksa zaten. $11'dan en az $120 falan kazandırır. Arkadaşlar burada peynir türlerini görüyorsunuz. Bakın. Pecorino peyniri var karşıda. Parmesan'ın biraz daha yumuşak halinde de. Pound'u $7. Şurada ben şu peyniri çok beğeniyorum arkadaşlar. Cranberry'li peynir $7 pound'u. Zaten burada 1 pound geliyor. Çok lezzetli bir peynir. Alabilirsiniz. Burada brie peyniri var arkadaşlar. Görüyorsunuz şurada. $11.85. Burada gorgonzola var. Yani blue cheese, mavi peynir. Blue cheese'in fiyatı da $18 dostlarım. Bakın şurada kocaman. Ama bu peynir oldukça ağır bir peynir. Bak, başka bakıyoruz şöyle. Burayı görüyorsunuz şu anda. Burada provolone peyniri var. $2.26 pound'u. Şöyle göstereyim. Bu pound'u arkadaşlar paketin ürünün fiyatı değil. Burada taze mozzarella peyniri var dostlarım. Bunu da burada görüyorsunuz. Bu da bu şekilde $18'miş. Evet dostlarım, burada yine mozzarella cheese var. Bu da $10. Evet, burada queso fresco diyor arkadaşlar. Queso İspanyolca peynir demek. Sanıyorum bu ürünler Meksika'dan geliyor. Evet dostlarım, şöyle daha fazla zaman kaybetmeden, içerisi çok soğuk. Şurada hot dogları ve hamburgerleri görüyorsunuz bakın. Şöyle et bölümüne girelim. İnsanların en çok merak ettiği. Burada etlerimizi görüyorsunuz. Bakın şurası sadece et bölümü. Şu kısımda sadece jambon, beef. Önce burayı gezelim. Arkadaşlar bunlar hazır doğranmış ürünler. Şöyle elimize alıyoruz bir et. Bu et $3.68 pound'u arkadaşlar. Tanesi değil bakın, pound'u. Bu ne kadar geliyor? 5 pound geliyor. 5 çarpı 3,5 dolar. Sanıyorum $17-$18 gibi bir fiyat şu et. Şöyle halal bölümüne geçelim. Maşallah. Bakın doğranmış kebap için et diyor. Ne kadar bu? 4,5 pound. Pound'u ne kadar arkadaşlar? Pound'una bakıyoruz. Pound'u bunun $4.5. Şöyle etlere bakıyorsun arkadaşlar. Etin kalitesine göre, sırtındaki bölümündeki yerine göre fiyatları var. Bakın burada $11.5 tenderloin. Burada kemiksiz 7.40. Bakın burada farklı bir fiyat. Burada farklı bir fiyat arkadaşlar. Etin sırtına göre, yağına göre, sinir bölümüne göre. Arkadaşlar içerisi gerçekten çok soğuk. Hayır. Evet burada kıymayı görüyorsunuz. Bakın. %73 diyor, lean diyor. $2.34 bu kıymanın pound'u. Bu kıyma kaç pound dostlarım, ona bakalım. Bu kıyma 9,5 pound. Bakın burada görüyorsunuz. 9,5 pound. Yaklaşık olarak bu kıymayı 10 pound dersek bu kıymayı biz tam $20 alabiliriz. $20-$22 falan. Burada yine başka bir kıyma var arkadaşlar. Burası halal ürün kıyma. Burası normal sığır eti. Buradaki etin fiyatı 2,55. Buradaki et 2,34, yani kıyma, özür dilerim. Şöyle etlere bakmaya devam edelim. Evet dostlarım, burası pork bölümü. Pork yani domuz, domuzcuklar. Domuzcuklarımız çok ucuz arkadaşlar, bakın. Domuzun pound'u 1,99, yani $2. Şu elimde görmüş olduğunuz domuz eti 5 pound, 5 çarpı 2, $10'a şu domuz etini günlerce yiyebilirsiniz. Eğer yerseniz, saygı duyuyorum. Burası da yine pork. Bakın arkadaşlar porkun kısımlarını görüyorsunuz. Benim bir tane ustam porkun en lezzetli kısmı şurası olduğunu söylemişti. Aynı zamanda buradan prosciutto fungi parçası da çıkıyor. Ve şuradan aynı şekilde. Evet dostlarım eti hay. Evet burası yine pork bölümü arkadaşlar. Evet şimdi geçelim diğer kısma. Jambon kısmına arkadaşlar. Evet şuraya geliyor. Burası sucuk sosis bölümü.
Bakın arkadaşlar, burası domuz sucuk, fiyatı 4 dolar 94 sent, poundu. Evet, burada başka bir sosis görüyorsunuz şöyle. Ne kadarmış bu? Bu beef arkadaşlar. 18,5-19 dolar diyebiliriz buna. Bunu kalı haline satıyorlar. Evet dostlarım, burada sanıyorum yine bir jambonumuz var. Jambonun birim fiyatı 1,54. Ama komple haline baktığımızda en az 26 pound falan diyor. Evet, burada yine jambon kısmını görüyorsunuz. Bakın şöyle büyük halde. Arkadaşlar bunun da 5 pound. Ve her pound'u 1,73 bakın. Evet, buradaki jambona bakıyoruz hemen. 2,44. Yukarıdan başka şeyler bakalım şöyle. Evet, burada Türkiye diyor. Yani hindi. 4,5 dolar pound'u. Ve bu yaklaşık olarak en az 3-4 pound. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Bu nedir? Bu Turkish bacon diyor arkadaşlar. Yani bu güzel lezzetli bir et aslında. Ama fiyatını göremiyorum. Şu tamamen domuz eti arkadaşlar. Zaten belli. Toplama bilgisayar gibi. Bunun da fiyatı 4,75. Şunun fiyatı. Bunun fiyatı 4,85 pound arkadaşlar. Evet, burada sucuk var. Genelde bunlar sanayi tipi arkadaşlar. Restoran tipi, söylemiştim bunu size. Bunun fiyatı 21,5 dolar arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Kaç pound olduğunu söyleyeyim size ben. Tam 5 pound. Yani 2 kilo 227 gram falan. 270 gram. Şurada farklı bir fiyat görüyorsunuz bakın. Bu da biraz daha büyük salam, böyle iri. Sucuk değil aslında, salam ama sucuk diyorlar burada. Bunun da fiyatı 21,5 dolar.